Sen her türlü teklifini her zaman yapabilirsin. Bu fen liselerinde okutulan kitap. Yani geometri müfredatının en ağır olduğu kitap. Yani AYT'de, TYT'de çıkabilecek en ağır detay burada var. Yani bundan daha detaylı bir şey yok. Yani bu kitabın dışında bir şey çıkmaz bilgi olarak. Ama ne yaparlar? Buradaki bilgileri kullanarak onların uzantısı şeklinde olan sorular sorulabilir. Yani asla bu kitap en üst kitaptır konu anlatım olarak. Bu konunun dışında bir bilgi gelmez. Zaten biz de ne yapacağız? Konuyu %100 öğreneceğiz. Sonra da o konuyla ilgili yeterince seni rahatlatıncaya kadar soru çözeceğiz. Ondan sonra da ben sana ödev vereceğim. O ödevleri de çok rahat yapacaksın. Yapamadığın zaman bana her an soru sorabilirsin. Oldu mu? Bu şekilde konuları teker teker ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Ve şunu da söyleyeyim ben sana. Her soruyu artık bu tanışmamızdan sonra, artık bu çalışmadan sonra her soruyu 1 dakikanın altına düşüreceğiz. Şimdiye kadar mesela en uzun bir soruya kaç dakika uğraştığın oldu? Hocam çok uğraşıyorum ya. 20 Mesela? dakika, yarım saat. Oo. Yani geometride falan. Onların hepsini kısa sürede çöpe atıyoruz. Bundan sonra çok kısa sürede birkaç dersin içinde bir soruyu 1 dakikanın, hadi en fazla olsun 2 dakika, 1 dakikanın içinde bitireceğiz. Onun nasıl olacağını göreceksin zaten. Oldu mu? Bunun takipçisi ol. Sakın verdiğim sözlerin takibini yap. Yani şunu demiştiniz, bunu nasıl yapacağım, sonucunu alamadım diye bana söyle. Evet, şimdi geometri dediğimiz zaman aslında geometri matematiğin bir parçası. Yani geometri diye ayrı bir bilim yok. Geometri matematiğin bir parçası. Yani geometrinin şekillerle ilgili, üçgendir, dairedir, katı haldir falan, bunlarla ilgili konular. Ama dershaneler, okullar hocaları yetmediği zaman ne yapıyorlar? Bu konuları bölüyorlar. Bölüyorlar. Bir matematikçi bunun tamamının altından kalkamıyor. Bölüyorlar ve geometri ayrı bir dal gibi zannediyoruz biz de. Yani böyle bir ayrılık yok normalde. Yani normalde geometri dediğimiz konular nedir? Lise 1, 2, 3, 4 kitaplarında anlatılan konular. Değil mi? Ayrı bir geometri Evet. dersi lisede de zaten yok. Bizden önce varmış da bizle birlikte kaldırıldı yani. 2018-2017 falan öyleymiş galiba. Yani bu şekilde yapılmasının sebebi bu. Yani matematiktir ana çatı, tepe çatı budur. Onun altında cebir ve geometri diye ikiye ayırıyorlardı. İkiye ayırıyorlardı. Yani geometri, üçgen, daire vesaire olan, şekilli olanlar. Bir iki tane konuyu geometrinin içine katıyorlar ya da katmıyorlar. Sonuçta geometriyi dershanelerde, okullarda hoca yetmeme durumuna karşı, yani diyelim ki orada çok tecrübeli bir hoca var, onun herkese girmesini istiyorlar ama olmuyor. O zaman ne yapalım? Matematiği parçalayalım diyorlar. O şekilde sokuyorlar. Anladın mı? Yani böyle bir ayrı bir geometri yok. Onun için de geometriyi biz en ağır, Türkiye'deki en ağır kitap hangisi? Fen liselerinde okunan geometri kitabı. Oradan okuyoruz şu anda. Ondan sonra da piyasadaki en ağır kitapları bitireceğiz seninle beraber. Yani geometriyi bitireceğiz. Ondan sonra da hangisi sırada varsa onlara da sırayla bakarız. Matematikte de hangi sıkıntılar varsa onlara da bakarız. Senin en büyük problemin zaten geometri, değil mi? Olduğu için Matematik genel olarak aslında geometri. Matematik geometri. matematik, Matematikte problem. geometri daha çok öne çıktığı için geometri diye sen istediğin için geometriden başlıyoruz şimdi. Daha başka bir konu istersen matematikten, bana bir gün önce söylersen ona göre kaynak hazırlamam açısından bir gün önceden olmasında fayda var. O konuyu da yaparız. Şimdilik istersen geometriyi bir dümdüz edelim. Olur mu? Olur. Şimdi ses problemimiz, görüntü problemimiz şu anda herhalde yok, değil mi? Yok. Tamam, güzel. Şimdi burada geometrinin ilk konusu lise 1'deki 9. sınıftaki üçgenler konusu. Şimdi buradaki geometrinin şöyle bir huyu var. Konusunu hafifçe şöyle anlıyorsun. Hafifçe anlıyorsun. Yani çok %100 anlamasan bile soruların içinden şimdi anladım diyorsun soruları çözerken.
Böyle bir özelliği var. Yani konusunu anlaması biraz zor gibi ama soruları çözerken sapır sapır geometri dökülüyor ve ne kadar basitmiş yahu falan diyorsun. Anladın mı? Böyle bir pozisyonu var. Onun için bu parçayı, yani konu anlatımı ve soru çözümü parçalarını birleştirdiğimiz zaman konunun sonu bitti dediğim zaman sen diyeceksin ki ha şimdi üçgenden artık soru çözebilirim. Yani ben konuyu bitirmeden sen herhangi bir yerden soru çözmeyeceksin. Biraz önce demiştim ya bir dakikanın altına düşüreceğiz soru çözüm sürelerini diye. Bunu yapmanın adımlarına konuşmuş oluyorum dolayısıyla. Yani ben konuyu bitirmeden bu konuda başka bir kaynaktan soru çözmüyorsun. Ben bitirdikten sonra, benim ödevlerimi yaptıktan sonra piyasadaki her türlü kaynağı çözebilirsin. Ama her kaynağı da çözme. Çünkü bazı kitaplar gerçekten mükemmel. Bazıları ise içinde 3-5 tane takos soru oluyor. Arızalı, sıkıntılı soru oluyor. Onlar da seni çökertiyor. Sen de onun farkında değilsin. Sorular, kitaplar kutsaldır. Sorular mükemmeldir zannediyorsun. Ama onun içindeki arızalı sorular seni yok ediyor bazen. Evet. Önüne geçmek için ne yapıyoruz? Ben konu anlatıp ödevleri veriyorum. Benim ödevlerimi de bitirdikten sonra zaten benim ödevleri takır takır çok rahat yapıyorsun. Yani bir dakikanın altında inecek bundan sonra süre. Artık ondan sonra piyasadaki muteber kitaplar diyelim. Yani her kitaba kitap denmez çünkü. Yani bazıları gerçekten sıkıntı veriyor. Onun için muteber kitap. Yani sınav açısından muteber kitap diyoruz. Bir de bu müfredat bütün dünyada ortak olduğu için yani Türkiye'de, Japonya'da, Amerika'da, Avrupa'da her yerde aynı. Bu müfredat aynı olduğu için bunun uzantısı... Hocam bu müfredat biraz daha bizde zor olan bir müfredat değil mi ya? Bizimkisi biraz daha zor sanki. İşte bu yani Hakkı Ayrılı Çoban'la sen aynı sınava girdiğin için Robert Kolej mezunu, Galatasaray Lisesi mezunu aynı sınava girdiği için bu kitap en üst müfredat. Yani buradaki konuyu anladıktan sonra AYT'de bundan daha zor bir şey çıkamaz. Yani sınavda çıkmayacak şeyler, sorular burada yok zaten. Yani sınavda çıkamayacak bilgi burada yok. Şimdi o zaman üçgenlerde temel kavramlardan başlıyoruz. Üçgenlerde açıların özellikleri. Burada ben her yeri anlatmayacağım sana. Sen çünkü bu konuları dershanede, okulda okudun. İhtiyaç hissettiğin yerleri anlatacağım. Mesela bu aralığı anlatmamı istediğin yer varsa söyle, orayı anlatayım. Ya da geçelim. Geçebiliriz bence. Geçebiliriz. Açının ölçüsü. Yani bunu özellikle bilmem gerek olan tabii, bir şey var mı? Tabii ki. Yani burada 360 derece diyoruz ya biz. 360 derece nedir? Bu daireyi ne yapıyorlar? Bu şekilde 360 tane dilime bölüyorlar. Şöyle hepsi merkezden geçen dilimlere bölüyorlar. Bu şekilde böldükleri zaman bu şekilde kaç tane bölersen bölüyorsun. 360 tane bu şekilde portakalı bölersen ya da karpuzu bölersen bu şekilde böldüğün takdirde işte bir tanesine şuradaki bir tanesine şuna bir derece diyoruz bak. Şuna. Bir derece bu. 360 tane dilime ayırdım portakalı ya da karpuzu. Buna bir derece diyoruz. Bunu yapan bir bilim adamı yapmış. Bu bütün dünyada kabul edilmiş. Ortak kabul edilmiş. Matematiğin ortak bir bilim dalı olarak kullanılmış. Ama buna benzer radyandır. Başka buna benzer başka dallar var. Mesela radyan bir daireyi 400'e bölüyor. Evet. Yani biz onu kullanmıyoruz. Biz lise müfredatında neyi kullanıyoruz? 360'a bölüyoruz. Bir dilimine bir derece diyoruz. Hocam o trigonometri de kaldırıldı mı? Hala var mı? Hangisi? Trigonometri öyle nasıl? Bir şey vardı. Radyan böyle bir şey falan. Var. Var. Onlar var. Onlar tamam. Açı çeşitleri. Evet. Şimdi bu sayfaları şöyle hiçbir şey kaçırmadan görelim diye. Buralarda soracağım bir şey varsa söyle. Yoksa geçelim. Yok. Burada yok. Tamam. Evet, o zaman bu sayfayı geçiyoruz. Yani gördüğün gibi mesela şu açının değeri kaç derece? 180 derece olmuş oldu. Görüyorsun değil mi şunu? Buna biz evet. Ne diyoruz? Aha, evet. 180 derece diyoruz. Doğru aç. Evet. Evet, şimdi şuraya bakalım. Şuradaki önemli tanımlar var burada. Bu sayfaya şöyle dikkatlice bir göz at. Tam açı, tümler açı, bütünler açı,
Bunları biliyor Tamam, musun? bunları. Efendim? Bunların hepsini biliyor musun? Evet. Tamam, bunları da geçiyorum. Şimdi birinci Biliyorum örnekte hocam, arada sesiniz böyle şey oluyor. Böyle şey oluyor sesiniz arada. Ama kesiklik var geçiyor mı? mu? Aha, Kesiklik arada var mı? oluyor. Şimdi onu senin bilgisayarı devreye sokunca o problem kalmayacak. Şimdi bilgisayarı onun için yapıyoruz zaten. Senin bilgisayarı dersten sonra tekrar bağlanalım. Senin bilgisayarı bugün tam çalışır hale getirelim. Tamam. Çünkü telefon bu Tamam. işlemler için yeterli bir aygıt değil ya da tablet. Bilgisayar tam bir organ, tam bir aygıt. Onu aktif hale getiririz. Bugün onu hallederiz. Ya ama şu anda rahat duyuyorsun beni değil mi? Bir problem yok. Aha, yok, rahat şu an, iyi. Evet, şimdi tümler iki açının ölçüleri 20 olduğuna göre büyük açının ölçüsünü bulalım. Tümler iki açının ölçüleri farkı 20 olduğuna Hem göre büyük açının ölçüsünü bulalım. Evet, cevabın ne olur? bulayım mı? Bul, evet. İşte birine A diyorum, birine 90 eksi A diyorum. Küçük büyük olan A olduğuna göre işte A eksi 90 artı A'dan, 2A eksi 90 eşittir 20'den, 2A 110'dan A'yı 55 buldum. Zaten büyük olan 55. Evet. Büyük açının ölçüsü kaç oldu? 55 oldu. 55. Tamam. Bir de Kübra her zaman bana hocam buraları geçebiliriz. Bunları biliyorum diyebilirsin. Evet. Yavaş Aha, bunlar gidersek hızlanabiliriz diyebilirsin. aynen. Oldu Ha, mu? tamam. Yani her an bunu söyleyebilirsin. Gayet serbest ve özgür bir şekilde. Önemli olan nedir? Senin eksiğini kapatmamız. Senin ihtiyacın neyse onu tamamlamamız. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Evet, şu ikinci örneğin cevabını Tamam. da alalım O senden. zaman buralar biraz ilerleyelim. Efendim? Buralar kolay hocam. O zaman yapabiliyorum buraları. Geçebiliriz. Yani bu sayfaya geçelim mi? Evet. Yani bu sayfaya geçelim diyorsun. Ve bu kitabı ben sana şimdi Evet. atıyorum. Bak, bu kitabı şimdi ben sana atıyorum. Bu kitabı şimdi sana atacağım. Sen buradaki atladığım soruları ama yap. Oldu mu? Şöyle küçültelim. Şu kitap, bu kitap. Sana atıyorum şimdi bunu. Bilgisayarında da aç bunu şimdi sen. Beni daha net izlersin. Sana başka bir Şu sürü an mı kitap. açayım hocam? Ha, şimdi iniyor, senin bilgisayarına inecek. Telefonda da açılır, bilgisayarda da açılır. Fark etmez. Yani istersen açabilirsin. Şu anda dersi izlemende bir sıkıntı yok zaten. Yani şu anda bir ihtiyacı yok aslında. Ben sadece yedek bir malzeme olsun diye attım. Yani bu atladığımız sorularda yapsan iyi olur. Bak, yani bir tane gol yemeyelim oradan. Evet, bir iki, bir 10-15 saniye içinde iner yani senin bilgisayarına o. İndi mi? Hocam şimdi ben burayı kapatsam bir daha giremeyeceğim. Bakmıyorum hiç. Yok yok, WhatsApp'tır tamam. yani. Bilgisayar açık ya senin, Açayım mı bir bilgisayardan daha? indirebilirsin. Şimdi bir daha sor. Tamam, şart değil, tamam, devam edelim. Bilgisayar tam ekran ya. Şimdi bir yere basacağım. Yok yok, Hemen. tamam. Mühim olan dersimiz kopmadan yürüsün. Bana eksiklerle ilgili her zaman telefon açıp sorabilirsin. Dersten sonra da. Evet, bu soruyu da geçelim mi? Geçelim hocam. Geçelim. Bunu da geçelim mi? Evet, bunlar geçen. Komşu açılar. Bunu da geçelim hocam. Bunun örneğini geçelim, örneklerini. Bir tane yapalım mı? Bunlar da Ama bunları yani yap sen. Yani evet. geçsek bile sen en azından bir tanesini yap. Yani o konuyla ilgili bir detayı kaçırmayalım. Bazen konunun içinde verilmez de sorunun içinde verilir bazı detaylar. Yani konunun içinde bazen uzun tutuyor tarifleri. Sorunun içinde veriliyor. Yani bu başlıkların sorularından hiç olmazsa bir tane yap. Diyelim ki komşu açılardan en son soruyu yap. Mesela bunu yap. Geçelim bu sayfayı. Yoksa bir tane Evet. soru çözelim mi? Ne diyorsun? Geçelim mi? Yo, hocam bu basit ya. Şu an çözebiliyorum. Evet, geçelim. Geçelim diyorsun. Aç ortay. Bunu geçelim Zaten mi? bunu biliyorum ne olduğunu, açayım. Evet. Geçelim mi?
Bu da 90 derece oluyor arası. Onu da. Evet, onu biliyorum. Aha. Örneklerini de geçelim mi? Yaparım. Hocam geçiyor muyuz? İlerliyor Geçelim muyuz? dediysen geçelim. Ha, Geçelim mi? geçelim hocam. Tamam, Dedim ya. ben sesini Evet. tam alamadım da onun için. Komşu bütünler iki açının açıortayları arasındaki açının ölçüsü 90 derecedir. Bununla geçiyoruz. Aha. Bu örneklere Evet, de zaten geçelim mi soruyu. sayfa? Bu sayfaya da geçelim mi? Evet hocam. Sayfa Geçelim. 230'u geçtik. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Bunu yapalım mı geçelim Hocam mi? bunda bazen soruda da çıkmıştı da ben bunu tam mantığına oturtamıyorum ya. Tamam. Yöndeşlikleri falan sorularda. Üçgen içerisinde falan. Tamam, bunu anlatalım. Şimdi burada diyor ki paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Paralel doğru kim? D1 ve D2. Şimdi bu paralel kavramını biliyor musun? Evet. Onun üzerinde durayım mı? Paralel işte kesişmeyen paralel o eğimleri aynı. Hatta sıfır. Bu kadar biliyorum. Yani mesela senin odanın halısıyla tavanı paralel birbirine, değil mi? Evet. Senin odanın camı çift cam, içteki camla dıştaki cam birbirine paralel, değil mi? Evet. Mesela kareli defterinin yatay çizgileri birbirine paralel, dikey çizgileri de birbirine paralel, yatay ve dikey çizgiler birbirine dik, 90 derece. Şimdi Evet. burada D1 ve D2 paralelmiş, değil mi? D3 doğrusu da bunun keseniymiş, kesiyor bak. Cart diye kesiyor bak buradan. Şimdi burada şu kavramları burada bize tanımlıyor bak. Tanımlıyor. Yani geometri çok kolaydır ama hiçbir kavramı atlamadan gidersek. Bir kavramı atladık mı o zaman bizi satıyor, ters köşe yapıyor. Onun için mümkün olduğu kadar atlamayalım. Bildiğin yerleri atlarız tabii ki. Şimdi burada ne oluyor bak? Ters açılar. Ters açılar dediğimiz nedir? A ile C. Bak şimdi şurası A ile C. Ters açılar mı? Ters farklı yönlere Evet, bak. yani biri ne tarafa bakıyorsa diğeri tam tersine bakıyor. Ters açı o demek. Evet. Gördün mü? C ile A birbirine ters mi? Evet. Ters. Peki başka B ile D birbirine ters mi? Evet. P ile M, R ile L ters açılar. Evet. Başka R ile N birbirine ters mi? Evet. Evet. P ile de M ters. Başka P ile M de birbirine ters. Ha evet. Bunu anladık. Bir de şimdi iç ters açılar var. İç ters açılar var. Şimdi bunları bir silelim. Bir de iç ters açılara bakalım. A ile P. A ile P. İç ters açılar bak. İç ters. D ile ne? D ile ne? D ile Evet. ne? Anladın mı? Bu. D Aha. ile ne? Evet. B kavramı. Başka? Bunlar iç ters. Yani birbirine nedir bunlar? Ölçüleri eşittir. Burası da tamam mı? Eşit. Evet. Tamam. Buna Evet. geçiyoruz. Dış ters açılar. Buradaki C ile M dış ters açı. Bak C ile M. Gördün mü? Evet. Bir Aha. de B ile R. B ile R. Nedir bunlar? Birbirine Evet. eşit. Ölçüleri eşittir. Dış ters açılar. Evet, dış ters açılar. Evet. Ondan sonra başka ne var burada? Yöndeş açılar. Bak bu kavramları bütün geometri tepe tepe kullanır. Yöndeş. Yani adı yöndeş. Yön. Yönleri Evet. aynıysa. Mesela senin adın Kübra ise bir de sınıfında bir Kübra daha varsa ne diyorsun? Adaş diyorsun bundan sonra, değil mi? Evet. Benim Adım. sınıfımda bir Hasan varsa, mahallemde bir daha Hasan varsa adaş diyorum ona. Bu da yöndeş. Yönleri aynı. Yani kim burada? N ile B. Bakalım. N ile B. Yöndeş mi? Bak ikisi de aynı tarafa bakıyor. Görüyor musun? Aynı tarafa bakıyor. M ile A. M ile A. M ile A. Aa, evet. Görüyor musun? İkisi de aynı manzaraya bakıyor.
C ile P F, ile evet. C. P ile Evet. C. P ile C de aynı manzaraya bakıyor mu? Diyelim ki ikisi de Yukarı. orman tarafındaysa bu Ha evet. dairelerin, D ile ikisi R ile de aşağı. ormana bakan manzaraya sahip. Değil mi? R ile D. Evet. R ile D. R ile D de diyelim Evet. ki Evet. sitenin havuzunu R görüyorsa D de sitenin havuzunu görüyor. Anladın mı? Bunlara da biz ne diyoruz? Yöndeş diyoruz. Şimdi sorularda bunları Evet. görünce, sorularda bunları görünce iyice bunlar pekişecek tabii ki. Sayfamızı biraz küçültelim ki beraberce görelim şunları. Biraz daha küçültelim. Biraz daha küçültelim. Bu karşı durumlu Karşı açı durumlu ne demek? Şimdi açılar. bir Karşı durumlu açılar. Efendim bir daha söyle, duyamadım. bunun ne demek olduğunu bilmiyorum, karşı durumlu açıların. Anlatacağım. Anlatıyorum. Karşı durumlu açılar. N ile A, bak N ile A karşı durumlu açılar. Bunların toplamı 180'dir. Yani aynı havuza bakıyorlar ama karşı durumlu. Yani yöndeş değil. Yani sitenin havuzuna bakıyor ya da sitenin orman manzarasına bakıyor. Sitenin ya da efendim cadde tarafına bakıyor. Ama ikisinin toplamı nedir? 180. Bunlara ne diyoruz? Karşı durumlu açılar diyoruz. Başka? D ile P. D ile P. Diyelim ki nereye bakıyor bu? Cadde tarafına mı bakıyor bu iki daire? D ile P daireleri. Ama toplamları 180. Can peki B ile şuradaki harfimiz çok görüntü biraz bozuldu da B ile şu alttaki paralel iç tarafındaki onun yanında ne harf yazıyor okuyamıyorum ama çünkü görüntüsü çok bozuldu. Bir Şimdi dakika. şimdi Ha tamam. Şey B ile mesela ne karşı durumlu oluyor mu acaba? B ile ne? B ile Yöndeş oluyorlar. yok. B ile ne Karşı durumlu yöndeş? olmuyor. Bunu söylemiştik. Ha yani U kuralı yani karşı Evet, durumlu evet, kural. evet, evet. Ha, tamam. Tamam. Kübra bir de sana şunu söyleyeyim. Artık ben eskiden şu hatayı yaptım, bu hatayı yaptım diye şey yapmıyoruz. Pişmanlık ağıtları dökmüyoruz. Yeni bulduğumuz yoldan yürüyüp gidiyoruz. Bir de kitapta soruda ne soruluyorsa onu yap sadece. Onun dışında hiçbir şeye takılma. Çünkü zaten Ah. takip edeceğimiz müfredat çerçevesinde her şeyi didik didik göreceğiz zaten. Yani bu soru Vallahi hocam. şöyle çözülür mü? Böyle çözülür mü? İşte efendim bundan yöndeşten başka bir de möndeş diye bir açı var mı? Hiç kafamızı görmüyoruz bunlara. Ne yapıyoruz? Kitap ne anlatıyorsa, soru neyi istiyorsa onlara kafa yoruyoruz. Zaten konunun bitiminde her şey süper oluyor. Doğru Tamam. mu? Ama ben yani tam bir çok umutsuz böyle her şey kötü düşünen ve geçmişe pişmanlık duyuyorum. Yok. Ama artık yapmamaya çalışıyorum. Yok, onu terk ediyoruz. Çünkü o faydalı bir teknik değil. Artık ne yapıyorsun? Sen diyorsun ki ya mahallede işte bir çamura saplanmıştım da kalmıştım. Ya yan tarafta otoban var, oradan yürüsen ya. Neden o çamurdan yürüyorsun? Yani yeni otoban açılmış. Yani bunun gibi oluyor. Tutup Doğru da hocam. mesela dedelerimiz, ninelerimiz ne yapmışlar? Eskiden Ankara'dan İzmir'e, Ankara'dan İstanbul'a neyle gitmişler? Atla eşekle gitmişler. Ah vah dedem şöyle gitmişti, böyle yapmıştı demiyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Otoban var. Zıt, otobandan gidiyoruz. 5 saatte. Uçak var. 1 saatte. Yani dedemizin Ya gittiği yoldan atla eşekle hocam gitmek. çünkü mesela ben de sizin gibi düşünüyorum ama sürekli mesela annem diyor ki 5 sene oldu 5 sene. Yani ben onu deyince sürekli bir şekilde haklı ama o zaman ben de çok şey alıyorum ama neyse işte öyle hocam anlıyorsunuz zaten. Şimdi maksadımız ne Kübra burada? Maksadımız şu anda sen İyi. AYT'ye gireceksin, TYT'ye gireceksin. Burada yüksek bir puan almak. Yüksek bir net çıkarmak. Evet. Hedefimiz bu. Onun dışındaki şeylere bu konudaki magazin bilgileri var mesela. Eğer okulda olsaydı, okul zamanımız olsaydı onları görürdük. Onlarla biraz daha mevzuyu pişirirdik falan. Ya mühendislikte karşımıza çıkarsa, tıbba gidersek karşımıza çıkarsa, işletmeci olursam, hukukçu olursam. Hayır. Biz şu anda ne yapıyoruz seninle? Sadece TYT, AYT'ye gözümüzü diktik, oraya odaklanıyoruz. Tamam mı? Onun için hatta at gözlüğü takıyorlar atların. İçin takıyorlar atlar o gözlüğü. Korkmasın, Direkt ürkmesin sağa sola hedefi diye. görürsün. Sağa sola Tamam. bakmasın. Sağa sola bakarsa ne yapar? Kafası Ürker. dönülebilir.
dikkatini dağıtacak Evet. şekilde bakmasın diye at gözlüğü var. Şöyle bakıyorlar, dikkat edersen görmüşsündür at gözlüğünü. Sağa sola bakmasını engel oluyorlar. Biz de ne Evet. yapıyoruz? Direkt TYT, AYT ile ilgili olanlara odaklanıyoruz. Geçiyoruz. Bir örnek yapalım mı? Yani bunu yapalım aslında yani. Yapalım, hadi bakalım. X açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bul bakalım, hadi. Toplam 12.180'den x 18 çıkıyor. Aynen, bu basitmiş hocam. Evet. Evet, x kaç çıktı? 18. Tamam, biz zaten basit zor diye de çok ayrım yapmıyoruz. Yani çünkü sınavda basit de çıkıyor, zor da çıkıyor. Biz hepsine hazır olacağız. Hem kolaylara hem zorlara. Bunlara ne dersin bu soruya? X artı y toplamını soruyor. Bunlar da basit. Geçelim hocam. Geçelim, tamam. Geçelim. Yani yaparım ya. Yani dersten sonra kendin gene yapsan iyi olur tabii ki. Bunu yapalım mı? Yok, çözüm zaten bu. Ha, bu. Yok, bu da. Bunu yapabiliriz. Bir dakika. Yapalım. X de değerinin kaç derece? Ha, şey bu zaten yöndeş açılar. Evet. 2x artı 30 da 5x artı 10 toplamı 180. Oradan x'i bulacağım. Aynen, bu kolay. Geçelim mi? Evet hocam. Geçiyoruz. Sayfa 232'yi de bitirdik. Kitap sende var artık. Şimdi burada sonuç olarak şunlara bir bakalım. Burada D1 ile D2 birbirine paralelse, D1 ile D2 birbirine paralelse, bu şartı bize bu veriyor. X ile Z eşittir Y'dir. Oldu mu? Evet. Buradaki Hı. yaptığımız sorumuz bu. Hocam, bu alttaki örnekte mesela şey bazen çizdiriyor mesela, geniş açı olması gerekiyormuş falan Z'nin. Onun çizimini nasıl yapacağımı bilmiyorum. Mesela yanlış yapmış böyle bir soru. Z normal çizdim ben mesela. Çizimi farklı oluyormuş. Yapacağız. Yani daha geniş açıyla çiziliyormuş falan filan. Tamam, yapacağız. Şimdi bunu diyorsun. Burada Hı. da şuradan aldığımız ilhamla bak, D1 ile D2 birbirine paralel mi? Paralel. Değil mi? D1 ile D2 birbirine Evet. paralel. O zaman ne diyoruz? Bak, sağa bakan açılar kimler burada? Sen söyle. X, Sola bakan açılar kim? A ve B. Evet. A ile B'nin toplamı ile Y artı Z artı X'in toplamı eşit. Yani sağ tarafa bakanlarla sol tarafa bakanlar eşittir. Çünkü buradaki manzarada şu paralel çizginin gördüğü manzara, değil mi? Yani şuradaki ile şuradaki Evet. aynı açıyla görüyor. Onun için toplamları mecburen eşittir. Anladın değil mi? Yani karışık gibi görünüyor ama son derece sade. Bütün geometri Hocam, böyle. mesela şurası geniş x'in olduğu tarafa değil de geniş olan tarafa verseydi, ben dar açıyı mı alacaktım? Harf Yani mesela. burada ölçü şu. Sağ tarafa bakanlarla sol tarafa bakanları eşitleyeceksin. Bu kadar. Ama şey, hep dar açı mesela buradakiler. Diyelim ki bana sağ tarafta Geleceğiz. x'in. Ona da geleceğiz. Geleceğiz. Ona da Ha, geleceğiz. tamam. Geleceğiz. Mesela bu. Mesela bu. Burada ne Ha, bu yapıyoruz? kazaya. Burada ne yapıyoruz bak? X artı Y. Ne tarafa bakıyor? Cadde tarafına bakıyor. A artı B artı C artı D de orman tarafına bakıyor. Hocam, A ile nasıl orman tarafına bakıyor? A biraz zıtta bakıyor aslında bizim Yani mantığımıza göre. bunlar şurayı görüyor ya, şurayı. Şu uç ya burası. Bu Aha. burayı gören bunlar. Yani şu üçgenin iç açıları oluyor şunlar. Şunlar iç açılar oluyor. Şu da dış açı oluyor. Öyle düşüneceksin. Yani Hı. üçgenin içindeki açılar, üçgenin Dışındaki. içindeki açılar art eşittir dışındaki açılar. Tamam. Oldu mu? Evet. Geçiyorum. Yani bak, bu kuralı bilmesen bu soruyu çözmek yani insanı paramparça eder. Değil mi? Evet hocam. İki hiçbir Yani dış sağdan tekiller birbirine karışıyor. bak, şimdi sen bunu öğrendin ya. Şimdi sorulara geldiğin zaman pat diye yapacaksın yani. Soru senin bir dakikanı almayacak. Ama öbür türlü olmuyor işte. Evet, geldik şuna. Şuradaki biraz daha büyütelim. Şuradaki kuralımızı da çözelim. D1 ile D2 birbirine paralel. D1 ile D2 birbirine paralel. X, Y, Z'nin toplamı 360 derece.
165. Çünkü iki tane U var çünkü. Evet. Gayet mantıklı değil mi? Var mı bir itirazımız? Yok. Geçelim mi? Evet, hatta n eksi 2 çarpı 180 miydi kuralı? Evet, şimdi ona geliyoruz. Evet. Ona geliyoruz. D1 ve D2 birbirine paraleldi ya. O zaman ne yapıyorsun? Evet. A1, A2, A3, AN. Nasıl yapıyorsun bunu? N eksi 1 çarpı 180. Bu kadar. Evet. Bu da tamam mı? Bu açı tamam. Değil mi n eksi 1 aynen? Açının 1 eksi. Evet, evet, evet. Kaç tane? Şuna A1 dedik, şuna A2 dedik. Kaç tanesi şu şeyler? Kırık noktalar, açı noktaları. Onlar. Geçiyor muyuz? Geçtik. Geçelim hocam. Yıldız. Yıldızda ne yapıyoruz? A, B, C, D, E'yi topluyorsun. 180. Hocam bunun 360'a eşit olanı da vardı. O neydi? Bu yıldız farklı, şeklinin 360'a eşit. Geleceğiz. Ona da geleceğiz. Bunun bu iç açılar toplamı gibi yani. Üçgende iç açılar toplamı gibi bu. Hı hı. Üçgende iç açılar toplamı gibi. Bunu da geçiyoruz. Evet. Şuradan biraz soru yapalım mı? Geçelim demeye hakkın her zaman var. KRM'nin kaç derece olduğunu bul diyor. Böyle bir aşağılardaki aşağısını al. Durun hocam, durun yapalım. Bakalım şimdi. İşte 2 alfa yapıyorum hocam. 2 alfa artı 2 beta alt. K KRM R harfi nerede? Ha, KRM KRM. Şimdi alfa artı beta 30 derece çıkıyor. Ha, evet hocam. Alfa artı beta 30 derece çıkıyor. Sonra 90 derece mi oluyor? KRM. 90 mı? Yapamadım herhalde. Beta. Hocam şimdi 2 alfa 2 beta 60'tan alfa artı beta 30 derece. Evet. Sonrasını nasıl gideceğim bilemedim. Evet şöyle. Alfa artı beta. Şöyle bak. Dikkat edersen bak şuradaki ha, sonra 2 beta artı. Dinliyorum hocam. Soruyu anladın mı? Güzel. Bir soruyu ben sana izah edeyim. Şekildeki KT. Güzeldi. KT'yi gördün değil mi şuradaki? MS. Evet. MS de şu mu? Bu da bu. Evet. Ve D1 ile D2 birbirine neymiş? Paralelmiş. Paralel. KTM. Burada ortada evet. Patron kim? T. KTM. Açısı kaç dereceymiş? 70. Aha. Buradaki 75. Ortadaki patron kim? S. KSM. KSM. KSM dediğimiz kim? K, S, M. O da kaç dereceymiş? 60 derece. Olduğuna göre KRM. Yani R'yi soruyor bize. R, KRM dediği kim oluyor o zaman? K, R, M. Yani aha, şuradaki açıyı soruyor bana. Evet, burada evet, bakarsan K ve KT ve MS. KT ve MS. Açı ortay değil mi? Hı hı. Açı ortay. Olduğundan ne oluyor o zaman? Açı ortay olduğundan, bak ikisi de açı ortay mı bak? Açı ortay mı? Gördün değil mi? Evet, B, B, A. S, hı hı. K, L, S, K, L, 2A olur. Şurası. Yani buradaki... Evet hocam, onu anladım. Patron kim? K. K burada neymiş? Hı hı. 2A'ymış. NMT. N, N, M, T. Yani şurası. Aha. Burası da 2B mi? Şurası. Evet. Evet. O zaman 75 75 eşittir. A. Hı, evet. B değil mi? Evet. Gördün değil mi bunu? Aha, evet. Buradan aynı. Peki 60 eşittir. B artı 2A mı? Evet. Evet. Doğru. Taraf tarafa toplarsak bunları, bunları taraf tarafa toplarsak, o zaman ne oluyor? 135 topla. Aynen hocam, anladım. A artı B kaç çıktı? 45. 45. 45. Bizden KRM'yi sormuştuk. KRM dediğim ne oluyor o zaman? K
kare 2 artı 2 be. 2 artı 2 b oluyor. Onu da iki parantezinde toplarsak a artı b'yi 45 bulmuştuk zaten 90. Evet. Oldu mu? Ha evet. Şimdi bir de taktiğimiz şu Kübra. Dersten sonra benim yardımımla çözdüğün soruları tekrar bir daha çözmende fayda var. Ama dersen ki ya ben